Jim Tristall'ın babasının gözden düşen çiftliğinin batısında bir barakası vardı. Şerif Berkley ile ona vekalet eden yarım düzine kasabalı onu bulduğunda oradaydı. Soğuk ocağın yanındaki sandalyede oturuyor, kirli bir ağıl montu giyiyor ve gaz lambasının ışığında Black Hills Piner gazetesinin eski bir sayısını okuyordu. En azından bakıyordu. Şerif Dayı kapıda durmuş, neredeyse eşiğin tamamını kapatıyordu. Elinde kendi gaz lambasını tutuyordu. Dışarı çık Jim ve ellerin havada olsun. Silahımı çekmedim ve çekmek de istemiyorum. Drustel dışarı çıktı. Havaya kaldırdı ellerinden birinde hala gazeteyi tutuyordu. Durup duygusuz gri gözleriyle Şerif'e baktı. Şerif bakışlarına karşılık verdi. Bakıyorum da neden burada olduğumuzu sormuyorsun, dedi Şerif Berkley. Neden buradasın Şerif? Şapkan nerede Cim? Tristel gazete tutmayan eliyle kafasını yokladı. Ama kahverengi kovboy şapkası orada değildi. İçeride değil mi? diye sordu Şerif. Soğuk bir esinti atların yelelerini havalandırdı ve çimenleri yatırarak güneye doğru esti. Hayır sanmıyorum dedi Trusdal. O zaman nerede kaybetmiş olabilirim? Arabaya geçmen gerekiyor dedi şerif. Cenaze arabasında gitmek istemiyorum. Kötü şans getirir dedi Trusdal. Her yerin kötü şansa bulanmış dedi adamlardan biri. Boğazına kadar kötü şansa batmışsın. İçeri gir. Tristel at arabasının arkasına geçip içine tırmandı. Rüzgar daha güçlü bir şekilde tekrar esti. Montunun yakalarını havaya kaldırdı. At arabasında oturan iki adam aşağı inip arabanın iki yanında durdu. Biri silahını çekti, diğeri durdu. Tristel onları sima olarak tanıyordu ama isimlerini bilmiyordu. Kasabadandılar. Şerif ve diğer dört adam barakasına girdiler. İçlerinden biri Heinz'ti. Yani cenazeci. İçeride bir süre kaldılar. Ocağı açıp gülleri bile eşelediler. Sonunda dışarı çıktılar. Şapka yok. Olsaydı görürdük. Baya büyük bir şapka. Söylemek istediğim bir şey var mı? Dedi Şerif Berkli. Kaybetmiş olmam çok kötü. Aklı hala yerindeyken babam vermişti onu bana. Nerede o zaman? Söyledim ya, kaybetmiş olmalıyım. Ya da çalınmış. Öyle olabilir. Yatmak üzereydim. Yatmayı unut. Öğleden sonra kasabadaydın, değil mi? Tabii ki öyleydi, dedi adamlardan biri atına tekrar binerken. Onu gördüm, şapkasını da takmıştı. Kapa çeneni dev, dedi Şerif Berkley. Kasabada mıydın Jim? Evet efendim öyle, dedi Tristel. Çakalak'ta mıydın? Evet efendim oradaydım. Buradan oraya yürüdüm. İki kadeh içtim sonra da geri yürüdüm. Sanırım Çakalak'ta kaybettim şapkamı. Hikayem bu mu? Tristel bakışlarını karanlık kasım göğüne kaldırdı. Elimdeki tek hikaye. Bana bak evlat. Tröstl ona baktı. Hikayem bu mu? Söyledim ya, sahip olduğum tek hikaye bu. Dedi Tröstl ona bakarak. Şerif Berkle içini çekti. Eh, Pekala, hadi kasabaya gidelim. Neden? Çünkü tutuklusun. Kahrolası kafasının içinde beyin yok ki. Diye belirtti adamlardan biri. Babası bile yanında zeki kalıyor. Kasabaya gittiler. Yol altı kilometreydi. Tristel cenaze arabasının arkasındaydı. Soğuktan tir tir titriyordu. Parasını çaldın da tecavüzle mi ittirip itirip diye sordu dizginleri tutan adam arkasını dönmeden. Neden bahsettiğini bilmiyorum dedi Tristel. Yolculuğun geri kalanı rüzgarın uğultusu hariç sessiz geçti. Kasabada insanlar sokakta sıralanmıştı. Başta sessizdiler. Sonra kahverengi şal kuşanmış yaşlı bir kadın cenaze arabasının arkasından ağır aksak topallayarak koşup Tristoda tükürdü. Iskaladı ama küçük bir alkış dalgası oldu. Hapishanede Şerif Berkley Tristoda'nın at arabasından inmesine yardım etti. Rüzgar güçlüydü ve kar kokuyordu. Çalı topları Main Street'ten su kulesine doğru sürükleniyor, tahta bir birçinin arkasında birikip titreşiyorlardı. ''Asın şu bebek katilini!'' diye bağırdı bir adam. Bir başkası taş fırlattı. Taş, Tristan'ın kafasının yanından geçti. Kaldırımda yuvarlandı. Şerif Berk de arkasına döndü. Gaz lambasını yukarı kaldırdı ve binanın önünde toplanmış olan kalabalığı gözleriyle taradı. ''Kesin şunu! Aptalca davranmayın!'' Durum kontrol altında, dedi. Şerif, Tristel'i de pazısından tutarak önce ofisinden geçirdi, sonra da hapishaneye soktu. İki hücre vardı. Berkley, Tristel'i soldakine yönlendirdi. İçeride bir ranza, bir sıra ve bir dokova vardı. Tristel sıraya oturmayı yeltenince Berkley, Hayır, ayakta dur, dedi. Şerif etrafına baktı ve kapı eşiğinde birikmiş kalabalığı gördü. Hepiniz dışarı çıkın, dedi. Otis, dedi devadındaki. adındaki. Ya sana saldırırsa? O zaman onu zapt ederim. Görevinizi yaptığınız için teşekkür ederim ama şimdi uzamanız gerekiyor. Gittikleri zaman montunu çıkar ve bana ver, dedi Berkeley. Tristel montunu çıkardı ve titremeye başladı. Altında bir atletle dokusu neredeyse tamamen silinecek kadar çok kullanılmış ve bir dizi yırtılmak üzere olan fitilli bir kalife pantolondan başka bir şey yoktu. Şerif Berkley montun ceplerini karıştırdı ve Sir Saat Firması katalogunun bir sayfasına sarılmış bir tutam tünle Peso ile ikramiye veren eski bir piyango bileti buldu. Ayrıca bir tane de siyah misket vardı. ''O benim şanslı misketim.'' dedi Tristel. Çocukluğumdan beri var. Pantolonunun ceplerini boşalt. Trustel ceplerini dışarı çıkardı. Bir meteli, üç tane nikeli ve Nevada'daki gümüşe hücumla ilgili Meksika piyangosu bileti kadar eski görünen katlanmış bir gazete küpürü vardı. Botlarını çıkar. Trustel botlarını çıkardı. Berkeley içini kontrol etti. Birinin içinde on santik madeni para büyüklüğünde bir delik vardı. Şimdi de çoraplarını. Berkley içlerini dışarı çevirdi ve onları bir kenara attı. Pantolonunu indir. Yapmak istemiyorum. Ben de oradaki şeyi görmeye meraklı değilim ama sen gene de indir. Tristel pantolonunu indirdi. İç çamaşırı giymiyordu. Arkanı dön ve kıçını iki yana aç. Dürüstel döndü, kalçalarını tuttu ve iki yana doğru açtı. Şerif Berk de yüzünü buruşturdu. İç çekti ve parmağını Tristel'in anüsüne soktu. Tristel inledi. Berkley parmağını çıkardı. Çıkan hafif pop sesiyle tekrar yüzünü buruşturdu ve parmağını Tristel'in aletine sildi. Nerede o Jim? Şapkan mı? Sence kıçından içeri şapkana mı baktım? Ocağındaki küllerin arasında akıllılık mı yapmaya çalışıyorsun? Tristel pantolonu çekip düğmesini ilikledi. Sonra da çıplak ayaklarıyla titreyerek ayakta dikilmeye başladı. Bir saat önce evinde gazetesini okuyor, ocağın ateşini yakmayı düşünüyordu. Ama şimdi bu çok uzun zaman önceymiş geliyordu. Şapkan benim ofisimde. Öyleyse neden bana onun nerede olduğunu sordun? Ne diyeceğini duymak için şapkanın icabına bakıldı. Asıl bilmek istediğim kızın gümüş dolarını nereye koydun? Evinde, ceplerinde ya da kıçında değil. Kendini suçlu hissedip onu bir kenara mı fırlattım? Gümüş dolar hakkında bir şey bilmiyorum. Şapkamı geri alabilir miyim? Hayır, o bir kanıt. Jim Trostle, seni Rebecca Klein cinayetinden tutukluyorum. Bu konuda söylemek istediğim bir şey var mı? ''Evet efendim, Rebecca Klein'in kim olduğunu bilmiyorum.'' Şerif hücreden çıktı, kapıyı kapattı. Duvardan bir anahtar aldı ve kapıyı kilitledi. Kapı kapanırken menteşeler gıcırdadı. Hücre genellikle sarhoşları ev sahipliği yapıyor ve nadiren kilitleniyordu. Şerif ona baktı ve ''Senin için üzülüyorum Jim. Cehennem böyle bir şey yapan adamlar için yeterince sıcak değil.'' dedi. Nasıl bir şey? Şerif cevap vermeden uzaklaştı. Tristel bir müddet boyunca Mother yemek yiyip sıranın üstünde uyuyarak ve iki günde bir boşaltılan kovaya işeyip sıçarak o yüce de kaldı. Babası onu görmeye gelmedi. Çünkü seksenlerinde keçileri kaçırmıştı ve artık biri Sue, diğeri ise Cheyenne olan iki kızıl derili kadın tarafından bakılıyordu. Bazen ıssız barakanın sundurmasında durur ve ahenkli ilahiler söylerdi. Abisi Nevada'da gümüş avındaydı. Bazen çocuklar hücresinin dışındaki ara sokağa gelip tekerlemeler söylüyorlardı. Cellat, cellat, kafasını kes at. Bazen de adamlar geliyor ve onu mahrem bölgelerini kesmekle tehdit ediyorlardı. Bir keresinde Rebecca Klein'in annesi geldi ve eğer izin verilseydi onu kendi elleriyle asacağını söyledi. ''Bebeğime nasıl kıydın?'' diye sordu parmaklıklı pencerenin ardından. ''Sadece on yaşındaydı ve o gün doğum günüydü.'' Bayan, dedi Trostad. Kadının yüzünü doğru dürüst görebilmek için sıranın üzerine çıkmıştı. ''Ne sizin bebeğinizi ne de başkasını öldürdüm.'' ''Pis yalancı!'' dedi kadın ve uzaklaştı. çocuğun cenazesine kasabadaki hemen hemen herkes katıldı. Kızıl dereliler de oradaydı. Hatta çakalakta işlerini yürüten iki fahişe bile. Trostel hücrenin köşesindeki kovanın üzerine çömelmiş, işini görürken uzaktan gelen ilahileri duyuyordu. Şerif Berkley Fort Pierre'e telgraf yolladı ve bir hafta kadar sonra gezgin bir yargıç geldi. Yeni atanmıştı ve bu iş için çok gençti. Sarı saçları Vahşi Bilhikok gibi sırtına kadar uzanan bir züppe. Adı Roger Mizzle'dı. Küçük, yuvarlak gözlükleri vardı ve parmağında bir evlilik yüzü olmasına rağmen hem çaklakta hem de Mothersby's'te gözü dışarıda bir adam olduğunu kanıtlamıştı. Kasabada Tristel'i savunacak bir avukat yoktu. Mizzle'da ticaret binasının Hanın ve Good Reds Oteli'nin sahibi George Andrews'u çağırdı. Andrews kıtanın doğusundaki bir ticaret okulunda iki yıl yüksek eğitim almıştı. Tristan avukatlığını ancak Bay ve Bayan Klein kabul ederse yapacağını söyledi. ''O zaman gidip onlarla görüş.'' dedi Mizzle. O esnada berber dükkanındaydı. Sandalyede geriye yaslanmış sakallarını kestiriyordu. ''Fazla vakit kaybetmemeye bak.'' Eh, dedi Bay Klein. Andrews durumu açıkladığında bir sorum olacak. Onu savunacak birini bulamadıkları takdirde adamı yine de asabilirler mi? Bu Amerikan adaleti olmazdı, dedi Andrews. Ve henüz Birleşik Devletler'e dahil olmasak da yakında olacağız. Bu işten sıyrılabilir mi? diye sordu Bayan Klein. Hayır hanımefendi, dedi Andrews. Yapabileceğini sanmıyorum. O halde göreviniz yapın ve Tanrı sizi kutsasın, dedi Bayan Klein. Dava bir Kasım sabahı başladı ve öğleden sonrasına dek sürdü. Belediye binasında yapıldı ve o gün gelinlik dantelleri kadar ince bir kar yağışı vardı. Arduvaz, gri bulutlar kasabanın üzerinde gezinerek daha güçlü bir fırtınanın yaklaşmakta olduğunu haber veriyorlardı. Davayla ilgili belgeleri inceleyip konuya iyice hakim olan Roger Mizzle, yargıçlığın yanı sıra savcılık görevini de üstlendi. Tıpkı kendinden borç alıp gene kendini ödeyen bir banker gibi. Jürilerden birinin Mother West'teki yemek arasında böyle dediği duyuldu ve her ne kadar kimse bu görüşe karşı çıkmasa da kimse kötü bir fikir olduğunu söylemedi. Bir şekilde idare ediyordu sonuçta. Savcı Mizzet yarım düzüne görgü tanığı çağırdı ve yargıç Mizzet onun sorularına hiç itiraz etmedi. İlk önce Michael Klein ifadesini verdi ve en son Şerif Berklu'ya geldi. Ortaya çıkan hikaye basitti. Rebecca Klein'in öldürüldüğü gün pastalı ve dondurmalı bir doğum günü partisi vardı. Rebecca'nın birkaç arkadaşı gelmişti. Öğlen iki sularında küçük kızlar müzikli sandalyeler ve eşeğin kuyruğunu takma gibi oyunlar oynarken Jim Trostel çakalaka girip bir kadeh viski sipariş etti. Kovboy şapkası kafasındaydı. İçkiyi yavaş yavaş içti ve bitince yenisini söyledi. Şapkasını çıkarmış mıydı? Belki de kapıdaki askılardan birini asmıştı. Kimse hatırlamıyordu. Onu daha önce hiç şapkasız görmedim, dedi barmen. Şapka onun bir uzlu gibiydi. Eğer çıkardıysa muhtemelen tezgah hemen yanına koymuştur. İkinci kadehini de içti ve sonra kendi yoluna gitti. Oradan ayrılırken şapka barın üzerinde miydi? Diye sordu Mezal. Hayır efendim. Dükkanı kapattığınız sırada kapıdaki askıda mıydı peki? Hayır efendim. Rebecca Klein o gün saat 3 sularında Main Street'teki eczaneye gitmek için kasabanın güney ucundaki evinden ayrıldı. Annesi ona doğum günü hediyesi olan gümüş dolarıyla biraz şeker alabileceğini ama hemen yememesine çünkü o gün için yeteri kadar tatlı yediğini söylemişti. Saat 5 olup da hala geri gelmediğinde Bay Klein ve birkaç kişi onu aramaya başladı. Onu Barker's Alley'de Goodrest'le sahnenin deposunun arasında buldular olmuştu, Gümüş doları gitmişti. Adamlar ancak yaz tutan babası onu kollarına aldığında Tristan'ın geniş kenarlıklı şapkasını gördüler. Kızın güzel elbisesinin eteğinin altında saklı kalmıştı. Jüri öğle yemeği sırasında sahne deposunun yakınlarından suç mahallenin 90 adım kadar uzağından gelen çekit sesleri duyuldu. Dar hazırlanışıydı bu. İş Adı oldukça manalı bir biçimde Can House olan kasabanın en iyi marangoz tarafından yapılıyordu. Büyük bir kar fırtınası geliyordu ve Fort Pierre'e giden yol belki bir hafta, belki de bütün kış boyunca geçilmez olacaktı. Turist ya da bahara kadar cezaevinde tutmak gibi bir planları yoktu. Bu hiç de tasarruflu olmazdı. Bir daracı yapmanın hiçbir zorluğu yok, dedi House izlemeye gelen halka. Bir çocuk bile bunlardan bir tane yapabilir, hareket koluyla kontrol edilen bir girişin tuzak kapısının arkasında yer aldığını ve herhangi bir son dakika aksaklığı olmaması için şaftın yağda olacağını anlattı. Eğer böyle bir şey yapıyorsanız ilk seferinde doğru yapmak istersiniz, dedi Hals. George Andrews öğleden sonra turist adı sanık kürsüsüne çıkardı. Bu olay salondakilerin ıslıklarının yükselmesine Yargıç Mezalan da tokmağını vurarak eğer izleyiciler kendilerine hakim olmazlarsa salonu boşaltacağını söylemesine sebep oldu. Söz konusu gün, Çakaylak meyhanesine girdin mi? diye sordu Andrews, sükunet sağlandığında. Herhalde, yoksa burada olmazdım, dedi Trostle. Birkaç gülüşme duyuldu. Mizzle da gülümsemesine rağmen gene de tokmağını masaya vurdu ve ikinci bir uyarıda bulunmadı. İki kadeh içki siparişi verdin mi? Evet efendim verdim. Yalnızca iki kadeh yetecek param vardı. Ama sonra bir dolar daha edindin. Değil mi seni iç Diye bağırdı Abel Hines. Mizzle tokmanı önce Hines'e sonra da ön sıralarda oturan Şerif Berkley'e çevirdi. Şerif! Şu adama dışarıya kadar eşlik et ve kanunsuz davranışından ötürü cezalandır lütfen. Berkeley, Heinz'e dışarıya kadar eşlik etti ama onu kanunsuz davranıştan cezalandırmadı. Bunun yerine neden böyle bir şey yaptığını sordu. Üzgünüm Otis, dedi Heinz. Orada sap gibi oturduğunu görünce dayanamadım. Sokağın aşağısına gidip John House'a yardıma ihtiyacı var mı diye bir bak, dedi Berkeley. Bu karışıklık bitmeden de buraya geri gelme. İhtiyacı olan bütün yardımı aldı ve çok kar yağıyor. Bir yere uçmazsın git. Bu sırada Tristel ifadesini vermeye devam etti. Hayır, Çakalak'ı terk ettiğinde şapkası başında değildi ama evine dönene kadar bunu fark etmemişti. O zaman da kasabaya kadar bütün yolu geri dönüp de onu aramak için çok yorgun olduğunu söyledi. Hem havada kararmıştı. Mızıl araya girdi. Bu mahkemeden lanet şapkanın kafanda olduğunu fark etmeden altı kilometre boyunca yürüdüğüne inanmasını mı bekliyorsun? Sanırım sürekli kafamda olduğu için orada olması gerektiğini düşündüm, dedi Tristan. Bu bir başka gülüşmenin ortaya çıkmasına sebep oldu. Berkley geri geldi ve Dave Fisher'ın yanına oturdu. Neye gülüyorlar? Gerzek herifin bir cellada falan ihtiyacı yok, dedi Fisher. Düğümü kendi elleriyle atıyor. Bunun komik olmaması lazım. Ama bayağı komik. O ara sokakta Rebecca Klein'le karşılaştın mı? diye sordu George Andrews yüksek sesle. Bütün gözler üzerindeyken dramaya karşı daha önce hiç hissetmediği bir yatkınlığının olduğunu keşfetmişti sanki. Onunla karşılaşıp doğum günü dolarını çaldın mı? Hayır efendim, dedi Tristel. Onu öldürdün mü? Hayır efendim, onu tanımıyordum bile. Bay Glenn koltuğundan kalkıp bağırdı. Onu sen öldürdün, seni yalancı orospu çocuğu. Yalan söylemiyorum, dedi Tristel. Şerif Berkley o anda ona inandı. Başka sorun yok, dedi Andrews koltuğuna geri dönerken. Tröstl ayağa kalkmayı yertendiği de Mizzl ona oturmasını ve birkaç soruya daha cevap vermesini söyledi. Birinin siz çakalakta çerken şapkanızı çaldığını, kafasına taktığını, o ara sokağa gittiğini, Rebecca Klein'i öldürdüğünü ve şapkayı siz töhmet altında bırakmak için orada bıraktığını iddia etmeye devam mı ediyorsunuz Bay Tristel? Tristel sessiz kaldı. Soruya cevap verin Bay Tristel. Efendim, töhmet altında bırakmanın ne demek olduğunu bilmiyorum. Bizden birini bu iğrenç cinayeti senin üzerine attığına inanmamızı mı bekliyorsun? Tristel ellerini birbirine kenetleyip bir müddet düşündü. Sonunda dedi ki, belki de biri onu yanlışlıkla almış ve sonra da yere atmıştır. Mizzle gözlerini kahkahalara boğulan salonun üstünde gezdirdi. Burada Bay Trustal'ın şapkasını yanlışlıkla alan var mı? Pencereleri döven kar tanelerinin dışında içeride hiç çıkmadı. Kışın ilk büyük fırtınası gelmişti. Bu kasaba ahalisinin kurt kışı dediği mevsimdi. Çünkü kurtlar çöp aramak için sürüler halinde Black Hills'tan kasabaya inerlerdi. Başka sorum yok, dedi Mizzle ve hava şartlarından dolayı davayı sonlandırıcı bir karar vereceğiz. Jüri bir karar almak için çekilecek. Üç seçeneğimiz var baylar. Masum, adam öldürmeye teşebbüs ya da birinci derece cinayet suçlusu. Daha çok kız öldürme diye düzeltti birisi. Şerif Barclay ve Dave Fisher çek gitti. Abel Hines de omzundaki karları silkeleyerek onlara katıldı. Del Gerald onlara müesseseden büyük birer bira servis etti. Hayır, bir bardak su istemiyorum. Ama isteyebileceğimden kuşkuluyum. Mezzet'in başka bir sorusu kalmamış olabilir, dedi Berkley. Ama benim var. Şapkayı boş ver. Madem kızı Tröstel'ı öldürdü, nasıl oldu da gümüş doları bir türlü bulamadık? E çünkü korktu ve onu bir yere attı." dedi Heinz. "Sanmıyorum. Böyle bir şeyi akıl edebilmek için fazla aptal. Eğer o dolar elinde olsaydı çakalakı geri döner ve içerdi." "Ne demeye getiriyorsun?" diye sordu dev. "Sence o masum mu?" "Diyorum ki keşke o meteliği bulabilseydik. Belki cebindeki bir delikten düşmüştür." Ceplerinde hiç delik yoktu, dedi Berkley. Sadece botlarından birinde vardı ve o da içinden bir dolar geçecek kadar büyük değildi. Virasından biraz içti. Main Street'te uçuşan çalı topları karın içinde hayali beyinler gibi görünüyordu. Jürinin karara varması bir buçuk saat sürdü. Asılmasına ilk oylamada karar verdik dedi Kelton Fisher. Daha sonra, ama adil görünmesini istedik. Mizzle, da karar açıklamadan önce söylemek istediği bir şey olup olmadığını sordu. Aklıma bir şey gelmiyor, dedi Tristel. O kızı ben öldürmedim. Tüm söyleyebileceğim bu. Fırtına üç gün sürdü. John House, Tristel'in kaç gün olduğunu düşündüğünü sordu Barclay'a. E. O da adamın 60 kilo civarı olduğunu söyledi. Havuz çuval bezinden bir kukla yapıp içini taşlarla doldurdu ve hanım tartısın ibresi 60'a gelene kadar da içine ağırlık eklemeye devam etti. Sonra kasabanın yarısı karın altında orada durmuş izlerken kuklaya astı. Düzenek sorunsuz çalışıyordu. İlamdan önceki gece hava açıldı. Şerif Berk Bey, akşam yemeği için istediği her şeyi yiyebileceğini söyledi. Trusted, biftek ve yumurta istedi. Yanında da et suyuna bulanmış, ev yapımı kızarmış patates. Berk de yemeğin parasını kendi cebinden verdi. Sonra da masasına oturup tırnaklarını temizlerken, Trusted'ın çatal bıçağının seramik tabakta çıkardığı sesleri dinledi. Sesler kesildiğinde hücreye girdi. Trusted sırada oturuyordu. Tabağı o kadar temizdi ki Berkley adamın sosun kalanını bir köpek gibi diliyle temizlediğini düşündü. Adam ağlıyordu. Aklıma bir şey geldi, dedi Tristel. Nedir Jim? Beni yarın sabaha sıcaklarsa mezarıma karnımda biftek ve yumurta ile gireceğim. Sindirmek için hiç vakit olmayacak. Kısa bir anlığına Berkeley de hiçbir şey söylemedi görüntü yüzünden değil ama bunu düşünmüş olmasından dolayı dehşete düşmüştü. Sonra burnunu sil dedi. Tristan burnunu sildi. Şimdi beni dinleyeceğim. Çünkü bu senin son şansın. Öğleden sonra o bardaydın. O saatte çok insan yoktu. Doğru mu? Sanırım evet. O zaman şapkanı kim aldı? Gözlerini kapat. Geçmişi düşün. Gözlerin önünde canlandır. Trustel kendisine söyleneni yaptı. Berkley bekledi. Bir süre sonra Trustel ağlamaktan kıpkırmızı olmuş gözlerini açtı. Onu takıp takmadığımı bile hatırlayamıyorum. Berkley içini çekti. Tabağını bana ver ve bıçağı da uzat lütfen. Tristel çatal bıçağı üzerine koyduğu tabağı parmaklıkların arasından uzattı ve bira içebilmeyi dilediğini söyledi. Berkley bunu bir süre düşündü. Ardından montuyla şapkasını giydi, çakalaka kadar yürüdü ve delger alttan küçük bir kova bira aldı. Cenazeci Heinz bir kadeh şarabı yeni bitirmişti. Berkley ile birlikte dışarı çıktı. ''Yarım büyük gün'' dedi Berkley. 10 yıldır burada bir idam gerçekleşmemişti ve şansımız varsa bir 10 yıl daha gerçekleşmez. O zamana kadar işi bırakmış olacağım. Keşke şimdi bırakmış olsaydım. aynı sona baktı. Kızı gerçekten de onun öldürdüğünü düşünmüyorsun. Eğer o yapmadıysa, dedi Berkley, bunu yapan kişi hala etrafta dolaşıyor demektir. İdam ertesi sabah saat 9'daydı. Hava rüzgarlı ve oldukça soğuktu. Fakat kasaba halkının çoğu olayı izlemek için oradaydı. Papaz Ray Rollis dar üzerinde John House'un yanında duruyordu. Her ikisi de montlarına ve atkılarına rağmen titriyordu. Papazın elindeki İncil'in sayfaları rüzgarla çırpınıp duruyordu. House'un kemerine sıkıştırılmış olan gösterişsiz, Siyah boyalı başlıktı öyle. Berkeley elleri arkasından kelepçelenmiş olan Trustle'ı idam sehpasına yönlendirdi. Trustle basamaklara gelene kadar iyiydi ama sonra karşı gelmeye ve ağlamaya başladı. Yapmayın, lütfen bunu bana yapmayın. Lütfen beni incitmeyin, lütfen beni öldürmeyin. Küçük bir adama göre güçlüydü ve Berkley de Fisher'a gelip bir el atması için işaret etti. Birlikte Trusted'ı yaka paça kavradılar, itip kalktılar ve 12 ahşap basamağı zorla tırmandırdılar. Bir ara öyle bir çırpındı ki neredeyse üç birden aşağı düşüyordu ve düşerlerse diye kollar onları tutmak için kalktı. ''Kes şunu bil ve bir erkek gibi öl!'' diye bağırdı biri. Platformun üzerindeki Tristel bir anlığına sessizleşti ama papaz 51. ayeti okumaya başladığında çığlık atmaya başladı. Göğsünü mengeneye sıkıştırmış bir kadın gibi diyecekti daha sonra biri çakalakta. Yüce eğliğinle bana merhamet et ey tanrım diye okudu papaz. Hüküm giymiş adamın serbest kalmak için attığı çığlıkları bastırmak için sesini yükselterek çok yüce olan merhametinle günahlarımı bağışla. House'un siyah başlığı kemerinden çıkarttığını gören Tristel bir köpek gibi solumaya başladı. Kafasını iki yana sallayarak başlıktan kaçınmaya çalıştı. Saçları uçuştu. House tıpkı oynak bir atı dizginlemeye çalışan bir adam gibi her hareketi sabırla takip etti. Dağlara bakmama izin verin diye böğürdü Tristel. Burun deliklerinden sümükler akıyordu. Dağlara bir kez daha bakmama izin verirseniz iyi olacağım. Ama House yalnızca başlığı Tristel'in kafasına geçirmekle ve titreyen omuzlarının üzerinden bağlamakla yetindi. Papaz monoton bir şekilde devam ediyordu. Tristel altındaki kapaktan kaçmaya çalıştı. Berkley ve Fisher onu geri ittiler. Aşağıdan birisi... Sür şunu kovboy diye bağırdı. Amin dedi Berkley. Papaz da İsa aşkına amin de. Amin dedi papaz ve incili kapatarak bir adım geri çekildi. Berkley House'a işaret verdi. Adam da maniveleyi çekti. Yağlık giriş hareket etti ve kapak aşağı doğru düştü. Tıpkı Tristel gibi. Boynu kırıldığında bir çatırtı ses çıktı. Bacaklar neredeyse çenesine kadar çekilip geri düştü. Altındaki kar yığınlarına ayaklarından sarı damlacıklar düştü. ''Hal sana piç!'' diye bağırdı Rebecca Klein'in babası. Yangın musluğunu işeyen bir köpek gibi geberdi. ''Cehenneme hoş geldin!'' Birkaç kişi alkışladı. Tristel'ın cesedi kafasında hala o siyah başlık olduğu halde kasabaya getirilirken bindirildiği arabaya yüklenene kadar izleyiciler orada beklemeye devam ettiler. Ardından dağıldılar. Berkley hapishaneye geri döndü ve Tristel'ın kaldığı hücrede oturdu. Orada on dakika kaldı. Hava o kadar soğuktu ki nefesi gözle görülür bir şekilde buharlaşıyordu. Neyi beklediğini biliyordu ve Sonunda beklediği şey geldi. Tristan'ın içtiği son biradarı taşıyan küçük kovayı aldı ve kustu. Daha sonra ofisine geçti ve sobasını doldurdu. Sekiz saat sonra Abel Hines geldiğinde hala oradaydı. Kitap okumaya çalışıyordu. Cenaze salonuna gelmelisin Otis. Sana göstermek istediğim bir şey var. Dedi. Nedir? Hayır. Bunu gelip görmek isteyeceksin. Heinz'ın cenaze salonu ve morguna yürüdüler. Arka odada Tristel çıplak bir şekilde soğuk bir zeminde yatıyordu. Havada kimyasal madde ve dışkı kokusu vardı. Bu şekilde öldüklerinde pantolonlarını doldururlar, dedi Heinz. Başı dik şekilde giden adamlar bile yapabilecekleri bir şey yok. Kaslar gevşeyip bırakır. Ve Yaklaş, senin mesleğine sahip olan bir adamın boklu pantolondan fazlasını gördüğünü sanırdım. Pantolon yerdeydi, İçi dışına çıkarılmıştı. Pistin içinde bir şey parlıyordu. Berk de eğilerek yaklaştı ve bunun gümüş bir dolar olduğunu gördü. Uzanıp dışının içinden onu çıkardı. Anlamıyorum, dedi hainse. O çocuğu uzun süredir içerideydi köşede bir sandalye vardı. Berkley ona o kadar sert bir şekilde oturdu ki sandalyenin dolgusundan bir pof ses çıktı. Fener ışıklarını ilk gördüğünde onu yutmuş olmalı ve her seferinde geri çıktığında onu temizleyip yeniden yuttu. İki adam birbirine baktı. Ona inandın dedi Heinz en sonunda. Aptallık ama evet inandım. Belki de onunla ilgili olduğundan çok seninle ilgili bir şey söylüyordur. Son ana kadar masum olduğunu söyleyip durdu. Muhtemelen Tanrı'nın tahtının önünde dururken de aynısını söyleyecek. Evet, dedi Heinz. Anlamıyorum, asılacaktı. Her halükarda asılacaktı. Bunu anlıyor musun? Ben güneşin neden yükseldiğini bile anlamıyorum. Bu metelikle ne yapacaksın? Kızın anne babasına gerim vereceksin. Öyle yapmasan daha iyi olur. Çünkü Hains yüzünü buruşturdu. Çünkü Kleinler başından beri biliyordu. Kasabadaki herkes başından beri biliyordu. Bunu bilmeyen tek kişi kendisiydi. Onunla ne yapacağımı bilmiyorum, dedi. Ani bir rüzgar şarkı seslerini taşıyarak esti kiliseden geliyordu şükür duası ediliyordu